Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu hareket ve kuvvet olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik kazanım kavramı testi 8 olacak. Daha önce ilk ikisini çözmüştük. Hareketle ilgiliydi sevgili arkadaşlar. İşin içinde kuvvet yoktu. Şimdi yavaş yavaş kuvvet giriyor işin içine. Nasıl kuvvet yoktu? Hızlar vardı, hareketler vardı. Kuvvetsiz hareket olur mu? Arkadaşlar şöyle başlangıçta bir cisme kuvvet uyguladığımızda o kuvveti bırakıyoruz sonra o cisim sabit hızla hareket ediyor diye kabul ederiz. Aslında gerçekte öyle oluyor mu bizim hayatımızda da? Mesela bir masanın üzerinde bir cismi ben itsem ve bıraksam. İttim bıraktım ne yapar? Belli bir süre sonra durur. Neden durur sevgili arkadaşlar? Söyleyeyim bana. Çünkü masa ile cisim arasında bir sürtünme vardır. Sürtünme olduğu için, sürtünme kuvveti olduğu için bu cismi durdurmaya çalışır ve belli bir süre sonra cisim durar. Hiç sürtünme olmadığını düşünün. Sürtünmesiz bir yüzey sevgili arkadaşlar. Ben bu cismi ittim, bıraktım. Bu işte sonsuza kadar sabit hızla hareket ediyor, dur. Bunu anladıysak sevgili arkadaşlar, şimdi söyleyeceğimiz her şeyi çok güzel. Sürtünmesiz bir yüzeyde. Yani gerçek hayatta hiçbir cismi ittiğimde sonsuza kadar gitmiyor. Sürtünmesiz bir yüzey olursa kendisini durduracak hiçbir kuvvet yok. Sabit hızla devam eder. Şimdi hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Sürekli sen buna belli bir kuvvet uyguluyorsun. Sürekli bir kuvvet. Onu zaten ileride göreceğiz. F eşittir ma diyeceğiz. Kütle çarpı ivme diyeceğiz. Sürekli bir kuvvet uygularsan da sevgili arkadaşlar hızı sürekli artar. İvmelenerek. Çünkü kuvveti hiç kesmiyorsun. Mesela itiyorsun sen bunu 10'la gidiyor ya sonra 20'ye gidiyor. Hala kuvvet geride kalmıyor. Hala etmeye devam ediyor. Hala itiyorsun. Hala sürekli artar. Ta ki kuvveti kestiğinde. Güzel. Bunu şöyle bir söylemiş olayım. Şimdi birinci soruyla devam edelim. Zaten ivmeyi konuşacağız. Temas gereken kuvvetler, temas gerektirmeyen kuvvetler. Doğada bulunan temel kuvvetler. Bunlar hakkında biraz konuşacağız bu testimizde. 1. Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç. Bak duruyordu. Benim aracım duruyordu. Enteresan bir araç. SUV yaptım. Jip gibi. Evet. 5 saniyede hızını 100 kilometre, 100 kilometre, 100 metre bölü saniyeye çıkarıyor. Ne kadar sürede arkadaşlar? 5 saniyede. Güzel. Daha ileride biz bunun aldığı yolları falan filan hesaplayacağız. Şimdi minik minik ivmeye giriş yapıyoruz. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Enteresan. Arkadaşlar ivme nedir? İvme İngilizce acceleration kelimesindir. A ile başladığı için A ile söyleriz. Acceleration'dır kendileri. İvme sevgili arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. Delta V bölü delta T'dir. Gelin bunu yorumlayalım. Bakın ben bunu yazmadan size tanımını yapsam siz zaten bu formülü yazardınız. İvme birim zamanda hızdaki değişimdir arkadaşlar. Birim zamanda hızdaki değişim. Bakın bu arkadaşım 0 kilometre, 0 metre bölü saniye ile başladı, 100'e çıktı. V son eksi V ilk de diyebilirsin buna. Delta V'dir değil mi? Hızdaki değişim. Bölü T son eksi T ilk. Buna da ne diyebilirsin arkadaşlar? Delta T zamandaki değişim. Son hızım 100. Başlangıçta sıfırdı. Delta V işte bu arkadaşlar hızdaki değişim. Zaman zaten 0. saniyeden ve 5. saniyeden 5 saniye geçti bazen saatten söylendi. Hızdaki değişim 100 metre. Bak ha birimi de nereden çıkıyor onu görelim. Metre bölü saniye bölü 5 saniye. 100'ü 5'e böldüm. 20 çıktı sevgili arkadaşlar. Bakın metre bölü saniye. Bu arkadaşı da ters çeviriyorum saniyeyi. 1 bölü saniye oldu. Bak birimde ne oldu? Metre bölü saniye kare oldu.
Böyle yerle tesadüf içinde biz bunu nasıl yazıyoruz? Metre bölü saniye kare şeklinde yazıyoruz. İğmenin birimi de sevgili arkadaşlar bu yüzden budur. Yine söylüyorum, birimleri bilen pek çok şeyi bilir. El özet. Hatta bu testin neredeyse özeti olacak. İvme dediğimiz şey sevgili arkadaşlar hızdaki değişim bölü zamandaki değişimdir. Birim zamandaki, bak, birim zamandaki bir saniyedeki değişimini bulduk hızdaki. Hız neydi? Aldığı yoldaki değişimdi. Değil mi? Yer değiştirme. Toplam yer değiştirmenin zamana bölümüydü. İvmede hızımız değişiyor. Artı ivme çıkarsa sevgili arkadaşlar artıyor demektir. Eksi ivme varsa benim hareketim yavaşlıyor demektir. Güzel. Bunu da zaten akıl edebilirim. Bak, ikinci soru zaten bunu anlatıyor bana. Gelin görelim. İlk hızı 3 metre bölü saniye olan aracın ivme zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Güzel. Enteresan bir ivme grafiği var. Şimdi grafik okuyalım. Buna göre 5. saniyenin sonunda hızı kaç metre bölü saniye olur? Arkadaşlar bunu yine iki şekilde ben size söyleyeceğim. Bakın. 0. saniyede ivmesi 6. 2. saniyeye kadar ivme sürekli aynı gitmiş. Arkadaş neydi ivme? Delta V bölü delta T idi, değil mi? Her saniyede sevgili arkadaşlar bakın 6 metre bölü saniye karelik, 6 metre bölü saniye karelik bir hızda değişim var. Her saniye artı mı eksi mi arkadaşlar? Artı. Artı 6 hızım artıyor. Kaç saniye boyunca? 2 saniye. 2 çarpı 6. Bakın saniye çarpı metre bölü saniye kare. Ne buldum? 12 metre bölü saniye. Artı mı? Artı. Arkadaşlar benim hızım artı 12 artmış. Sonra ne olmuş? Bir anda bir şeyler olmuş. Bu arkadaş eksi ivmeye geçmiş. Eksi 2 ivmeyle 3 saniye boyunca gitmiş. Bakın 2'den 5'e kadar. Bu durumda ne olur sevgili arkadaşlar? 3 saniye boyunca eksi 2 metre bölü saniye kare kadar gider. Eksi 6 metre bölü saniye olur buradaki hızdaki değişimim de. Çok güzel. Artı 3 vardı zaten. 3 ile gidiyordum. Sonra artı 12 geldi. Sonra eksi 6 geldi. 15 artı 9 metre bölü saniye olur benim hızım sevgili arkadaşlar. 5. saniye sonunda 2'ye C dedim. Çok güzel bir şeyimiz vardır arkadaşlar. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan bana hızdaki değişimi verir. Nasıl? Şuranın alanını bana söyleyin arkadaşlar. Bak burası A değil mi? A. Burası da T değil mi? T. A çarpı D değil mi sevgili arkadaşlar? A çarpı. Bakın A eşittir delta V bölü delta T dedim ya. Buradan delta V'yi yazalım. Delta V eşittir A çarpı delta T'dir. Bak A çarpı delta T. T'deki değişim A'daki değişim. A yani A daha doğrusu. Bu alan ne kadar? 6 çarpı 2. 12 artı 12. Arkadaşlar delta V sana 12 metre bölü saniyeyi verir. Bak biz yine aynı şeyi bulmuştuk. Gel şuranın alanını söyle. Hop. A. Neydi A? Delta V bölü delta T. Tamam. Buradan yine ben delta V'yi bulmaya çalışıyorum. Delta V işte A çarpı delta T. A sabit. Bak A sabit. O yüzden eksi 2 diyorum. Delta T. Değişim ne kadar arkadaşlar? 5, 2'den 5'e. 5 eksi 2. Çarpı 5 eksi 2. Yani 3. Eksi 6'da buldun mu bunu? Metre bölü saniye. İşte arkadaşlar bakın burada da eksi 6'yı bulmuş oluyorum. Altındaki kalan alan bana bunu verir. Bunu şunun için söylüyorum. Bu bazen sabit olmazsa daha farklı olursa diye söyledim. Ki biz şimdi yeni öğrendiğimiz için sabit ivmelenmeleri göreceğiz zaten. Tamam. Bunun yorumunu da kolaylıkla zaten sen kendin de yapabilirsin. Minik bir ısınma turuyla ivme kavramına bir giriş yaptık arkadaşlar. 3 ile devam edelim bakalım. Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuvvet etkindir? Güzel. Bu ne demek? Arkadaşlar biz şimdi kuvvet konusuna giriş yapıyoruz demiştik. Evet güzel. Bizim iki tür kuvvetimiz vardır arkadaşlar. Ana olarak.
ana grup ayırdığımız bir temas gerektiren, diğeri de temas gerektirmeyen. Allah Allah hocam, gerektirmeyen. Ya kuvvet olacak, temas nasıl gerektirmez? İlla ki temas olur. Arkadaşlar, yer çekimi kuvveti. Yukarıdan bakın, bırakayım ben bir şeyi, bilyeyi, bir kalemi bırakayım. Kalemi bırakıyorum, yere düşüyor. Bunun yere düşmesinin sebebi ne? Bak hiçbir şey dokunmadı buna, dokunan bir şey yok. Yer çekimi kuvveti arkadaşlar. Ki kendileri kütle çekim kuvveti olurlar. Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Temas gerektiren kuvvetlerim benim, mesela itme olabilir, çekme olabilir, iterim, çekerim, vurma olabilir değil mi? Vurma olabilir. Üfleme olabilir. Hocam üflemede temas etmiyorsun ki. Arkadaşlar üflediğimde, bakın ben bu kağıda üfleyeceğim şimdi. Kağıt gitti bir yerlere doğru. Üflüyorum. Ben hiç temas etmedim ama hava temas etti. Hava temas ettiği için o kağıt hareket ediyor. Bir ağaçta duran yaprağı üflediğinizde ya da rüzgar esti, o yaprak oynuyor. Hiçbir şey temas etmiyor değil. Ona hava temas ediyor. Güzel. Temas gerektiren hareket. Bir de arkadaşlar temas gerektirmeyen doğadaki temel kuvvetler vardır. Bak bunlar çok önemlidir. Kütle çekim kuvveti. Arkadaşlar kütle çekim kuvveti gezegenler arasında yer alır. Mesela dünya ayı çekmeye çalışır değil mi? Dünya buradadır. Ayı çekmeye çalışır ama ay sürekli döndüğü için, kaçmaya çalıştığı için bir yörünge boyunca dolaşır. Bizim dünyanın etrafında dolaşan uydular da o şekilde hareket eder arkadaşlar. Ne zaman atmosferimize girer, yer çekimine yenik düşerler ve yere düşerler atmosferden içeri girdiklerinde. Anlaştık. Dünya ayı çekmeye çalışıyor. Uydular da öyle dolaşır. Yörüngeye oturma sebebi odur. Mesela ay dönerken dünyanın yer çekim kuvvetinin bir anda yok olduğunu düşünün. Öyle bir şey yok. Olmayacak da inşallah. Ya da ne zaman olur bilmiyoruz. Olmazsa ay böyle dönüyor ya. Şurada kayboldu çekim. Hop ay böyle devam ederdi. Çünkü bu kendisini çeken bir şey yok. Ta ki kendini çekecek başka bir gezegen, bir cisim bulursa. Güzel. Kütle çekim kuvveti var arkadaşlar. Elektromanyetik kuvvet var. Bunları zaten biliyorsunuz. Ben hatırlatmak için söylüyorum. Arkadaşlar zayıf nükleer kuvvet, bir de yeğin nükleer kuvvet var. Yeğin dediğimizde güçlü, çok güçlü, fazla, aşırı anlamına gelir yeğin. Yeğin nükleer kuvvet. Neydi bu? Arkadaşlar hani biz atom fiziği ve nükleer fizik demiştik ya. Onu da hemencik söyleyeyim ben size. Atomun çekirdeğinde sevgili arkadaşlar nötronlar var. Adı üzerinde nötr, yüksüz. Protonlar var, pozitif yüklü. Bir de atomun etrafında sevgili arkadaşlar bulut şeklinde. Biz bazen atom böyle yörüngeleri varmış gibi söyleriz. O da şey temsilidir. Burada da negatif yüklü elektronlar vardır. İşte atomlar arası, atomlar, burada bir başka daha atom olsun. Atomlar arası çekim zayıf nükleerdir ama manyak gibi kuvvetlidir, onu da söyleyeyim. Yeğin kuvvetli arkadaşlar çekirdeğin içinde olan çekim kuvvetleridir. Bu biraz derin mevzular. Doğada olan dört ana kuvvet budur ve küçükten büyüğe doğru yukarıdan aşağıya yazdım. En kuvvetlisi yeğin nükleerdir. Sonra zayıf nükleer, elektromanyetik, kütle çekim aralarında en zayıftır ve bu arkadaşların da arkadaşlar menzili yoktur. Menzili dedim, uzun mesafelere etkederler ama mesafe uzadıkça etkisi azalır. Güzel. Bakın aşağıdaki olayların hangisi temas gerektirmeyen bir kuvvet etkindir? Rüzgarın yaprağı savurması. Bak az önce konuştuk. Rüzgar yaprağı savuruyor. Hiçbir şey değmiyormuş gibi. Olur mu? Rüzgar hava hareketi. Hava yaprağa değdiği için bu hareket ediyor. Savruluyor yaprak. Temas gerekiyor. Elmanın dalından yere düşmesi. Buyurun. Evet. Buna ne dersiniz? Herhangi bir şey var mı? Biri dokunmadı. Arkadaşlar yere düşmesinin sebebi yer çekimi kuvveti. Kütle çekimi hiç temas gerektirmiyor. Lokomotifin vagonları çekmesi tabii ki bir temas gerekiyor. Lokomotif vagonları tutmazsa çekemez.
Bebek arabasının itilmesi. Bebek arabasını biri itiyor. Genelde anneler itiyor. Babalar da iter. Temas gerektirir. Sporcunun halter kaldırması. O halteri tutmadan kaldır bakalım. Beyin gücüyle. Ya da işte süper kahraman olmak gerekiyor. Çizgi roman kahramanı. Lokomotifin vagonları çekmesi dedik. Bazı trenler hareket etmeden elektromanyetik kuvvetlerle de çekilebilir. Onu da unutmayalım. Buna da B dedik arkadaşlar. Burada geniş anlatım yaptık. Hadi 4'le devam edelim. Konu anlatımını anlattığım için böyle sürüyor benim videolarım. 4. İvme ile ilgili olarak. Güzel. Birim zamandaki hız değişimidir. Bak. Birinci soruda, ikinci soruda uzun uzun anlattım. İyi ki de anlatmışım. Birimi metre bölü saniye karedir. Evet, ikinci soruya gönderiyorum yine. Vektörel bir büyüklüktür. Evet, ikinci soruda yine anlattım. Birinci soruda da uzun uzun anlattım. Neden vektöreldir arkadaşlar? Ya artıdır ya eksidir, değil mi? Ya hareket yönündedir ya da hareketin tam tersindedir. Hareket yönünde olunca artı ivmelenme olur. Hareketin tersinde olması hareketin terse döndüğü anlamına gelmez. Mesela 100 ile giden bir hareketli hızını 90'a düşürürse bak eksi 10'luk bir ivme var saniyede, bir saniyede olursa ama harekette hala sağa gitmeye devam eder. Eksi ivme ta ki 0 eksi hıza düşene kadar eğer ivme eksi 10 eksi 10 hala devam ederse. Ne dedik o zaman? 1, 2, 3 dedik o zaman. 5 ile devam edelim. Bak çok güzel. İkinci sorudan çok daha kolay bir soru bana sorarsanız bu kendileri. Diyor ki bir haricin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Arkadaşlar grafik okuyabiliyorsan ne güzel. Ben bütün ortaokul öğrencilerime de bunu söylüyorum. 7. sınıf 8. sınıf arkadaşlarıma söylüyorum. Grafik okursan çok rahat edersin. Bu söyleyeceğin şeyleri bir grafikte o kadar güzel anlatıyorsun ki. Buna göre aracın ivme zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar grafiği bir yorumlayalım. Bakın 2 metre bölü saniye ile başladı değil mi? 2 metre bölü saniye ile hızla gidiyor. Sonra hızı 6'ya çıkmış. 6 metre bölü saniyeye çıkmış. Ne kadar sürede çıkmış arkadaşlar? 2 saniyede. Bakın t eşittir 0 iken 2 metre bölü saniye hızım. T eşittir 2 saniye iken hızım 6 metre bölü saniye. İvme neydi sevgili arkadaşlar? Delta V bölü delta T. Hızdaki değişim, zamandaki değişim. Hızdaki değişim 2'den 6'ya geçmiş. V son eksi V ilk 4 metre bölü saniye bölü geçen zaman 0'dan 2'ye 2 eksi 0 2 yani benim ivmem 2 metre bölü saniye kare olur sevgili arkadaşlar. Çizeceğim grafikte bakın T'ye bağlı, zamana bağlı dümdüz bir çizgi olmalıdır. Çünkü ivme değişmemiş. Hep 2 kalmış. Doğrusal gittiği için bunu anlıyorum. Bakın doğrusal hızlanmış hız. Hızdaki artış doğrusal. Bu parabolik bir şeyler olsun. Parabolik mi? O da nedir hocam? Onu ileriki sınıflarda göreceğiz arkadaşlar. Biz şu an doğrusal hareketleri bilelim de diğer parabolik şeyleri de 10. 11. 12. sınıflarda öğreniriz. Birbirinden nefis konulardır. Matematiği seven arkadaşlarım için. Sabit ivmeleniyor. Bunu da C şıkkında görüyorum. 2 yani 6 değil 3 değil 2. Bak 2 var burada ama bak sanki 0'mış sonra ivmesi artıyormuş gibi. Aman diyeyim. Burada da ivmesi azalıyormuş gibi. İvme sabit arkadaşlar. Çünkü benim hızım doğrusal artmış. 6 ile devam edelim. Güzel bak. Az önce uzun uzun anlattığım konuyu iyi ki anlatmışım. Üçüncü soruda uzun uzun anlattım. Burada hızlı geçtin hocam diyenleri üçüncü soruya gönderiyorum. Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısalan kuvvetlere löp 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 kuvvet denir. Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi tanımlanırsa fizikle bilimli olur. Burada anlatsaymışım daha güzel olurmuş. Arkadaşlar atom, nötron var sıfır yüksüz, protonlar var pozitif yüklü. Bir de burada temsili olarak böyle çizdiğimiz hani atom yapısını görürsünüz ya elektronlar vardır negatif yüklü. Aslında bunlar yörüngesel değil de bulutumsu şeylerdir. Arkadaşlar atomların çekirdeği, atomun çekirdeği işte burası. Atomun çekirdeğinde bazı kararsızlıkları meydana getiren menzili çok kısa. Bak çok kısa mesafeler. Biz bunu gözümüzle bile göremiyoruz. Hani koronavirüsü göremiyoruz ya o derece küçük bunlarda gözle göremiyoruz.
o kadar küçük mesafelerde oluyor. Kuantum fiziğine giden yol burası arkadaşlar. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere denir diyor. Arkadaşlar ya yayın güçlü nükleer kuvvet diyeceğiz ya da zayıf nükleer kuvvet diyeceğiz değil mi? Biz bunlardan bir tanesine. Elektromanyetik kuvvet değil. Kütle çekim kuvveti değil. Bunlar gezegenler arasında. Sıkıştırma mı, o da ne? Arkadaşlar ya çok yayın kuvvet demeliyiz. Bak sadece kararsızlık meydana geliyor. Herhangi bir patlama, nükleer bir kuvvet açığa çıkmıyor. O çok güçlü yayın nükleer kuvvet olurdu. Bizimkisi bu bahsettiğimiz zayıf nükleer kuvvet arkadaşlar. Söylediğim gibi 3. soruda ben bunları sıralamasını da yaptım. 7 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 7 geldi ve diyor ki aşağıda verilmiş löp 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 kuvvetlerinden hangilerinin menzili sonsuzdur? Bak çok güzel bir soru daha sevgili arkadaşlar. Menzili sonsuz demek şu. Bir kuvvet olacak, onu durduran herhangi bir kısıtlayan bir şey olmayacak. Kütle çekim kuvveti, dünyanın çekim kuvveti arkadaşlar sonsuz mudur? Sonsuz olsa öğretmenim Jüpiter'i de çekerdik, Venüs'ü de. Arkadaşlar mesafe arttıkça çekim kuvvetimiz azalıyor. Mesela Güneş'i düşünün. Güneş'imiz olsun bu. Etrafında 8 tane gezegen var değil mi? Bir zamanlar 9'du. Neptün, Plüton. Sevgili Plüton'u cüce gezegen diye gezegenlikten attılar biliyorsunuz. Güneş'in çekim kuvvetiyle biz onun yörüngesinde dolaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Menzili de sınırsız, sonsuz yani. Ama mesafe arttıkça kuvveti azalıyor. Daha az kuvvetle çekiyor yani. O yüzden bu arkadaşın menzili bir dakika ya. Biz bunu okuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, sonsuzdur deriz yani. Güzel. Zayıf nükleer kuvvet. Az önce konuştuk. Arkadaşlar zaten bu arkadaş çekirdekte olan, atomun içinde olan şeyler. Bu bütün olup biten atomun içinde. Ama öyle bir güçlü bir kuvvet ki inanılmaz. Bu sadece atomun, maddenin kendi içinde var olan bir takım kuvvet. Menzilli. Yani sınırlı bir menzil. Elektromanyetik kuvvet de öyledir sevgili arkadaşlar. Sonsuzdur. Elektromanyetik kuvvet de yine mesela elektrik trafolarına çok yakınlaşınca tellere vesaire bir metal yaklaşınca bir elektrik atlaması olur ya, yaklaştığında kuvvet artar, uzaklaştığınızda ise o kuvvet azalır arkadaşlar. 1 ve 3 dedik o zaman. Hop, buna da D demiş bulunuyoruz. 8'de devam edelim. Dünyanın yörüngedeki haberleşme uydularını etki eden kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Yine sevgili arkadaşlar 3. soruda ben örnek vererek söylemiştim. Dünyamız Ay'a ne yapıyorsa Ay'a yaptığın aynılarını bizim sevgili uydularımıza da yapıyor. Burada uydular var. Biliyorsunuz Türkiye'nin de 5 tane uydusu şu an gezegende yörüngede dolaşıyor. 2021 yılı için söylüyorum. Ben bu videoyu çektiğimden bir gün önce falan 5. uydumuzu da göndermiştik. Dünyanın kütle çekim kuvveti sayesinde yörüngede kalıyorlar arkadaşlar. Dünyanın çekim kuvveti olmasa bunlar dönerken mesela bu böyle dönüyor ya, hop şöyle gider yani. Kafasına göre takılır gider. Dünya bunu çektiği için sürekli yörüngede kalırlar. Dünyanın kütle çekim kuvvetinden dolayıdır bunların kalması. Yayın nükleer, zayıf nükleer zaten atomun içinde yer alan şeyler, atomla alakalı. Temel kuvvetler hepsini şemsiyesine alıyor. Elektromanyetik kuvvet, yani gezegenler arasında elektromanyetik kuvvetlerin de olduğu var tabii. Mesela dünyanın manyetik şeyi bile var sevgili arkadaşlar. Manyetik kuzeyi var mesela. Değil mi? Güzel. Pusulalarımız falan manyetik kuzeye etkilenerek gösterirler kuzeyleri. Evet, 9'la devam edelim. Aşağıdaki kuvvetlerin etkisiyle ilgili löp 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 olaylarından hangisi temas gerektirmez? Oo, en sevdiğimiz temas gerektirmeyene bakın. Arkadaşlar bir aracın diğerini çekmesi. Öğretmenim efendim bak araç var. İpi bağlarım bak hiç temas etmeden çekerim. Olur mu arkadaşım? Çünkü neden olmaz? Bu bunu çekerken temas eden iptir. Mutlaka ve mutlaka bunu temas dokunması lazım. Bu aracı çekebilmen için. Burada temas gerekir. Pekala,
Saça sürtülen tarın kağıt parçalarını çekmesi. Evet, statik bir elektrik oluşuyor değil mi arkadaşlar? Ve elektromanyetik bir kuvvet oluşuyor. O elektriksel alanla birlikte tarağımız kağıtları çekiyor. Evet, temas gerektirmiyor. Dünya ve Güneş'in birbirini çekmesi. Buyur işte. Az önce verdiğim örnekte Dünya, Güneş örneklerini verdik. Bu da temas gerektirmeyen bir kütle çekim kuvvetidir. 2 ve 3 dedim arkadaşlar buna da. 9'a E dedik. Haydi onunla devam edelim. 10. soru der ki, kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? En sevdiğimiz. Bunu kolay buluruz. Arkadaşlar F eşittir MA. İşte bu kuvvettir. Neden F? Ben biliyorsunuz hep İngilizcelerinde söylüyorum. Force, mass ve acceleration. Arkadaşlar ben İngilizce okunan bir üniversitede okudum. Ama Türkçe okunan bir lisede mezun olduğum için bunları hep orada öğrenmiştim. Sizlere de şimdiden öğrenin diye anlatıyorum. İleride siz de İngilizce okunan üniversitelere gittiğinizde yabancılık çekmezsiniz. Kuvvet, kütle, ivme. Arkadaşlar bu arkadaşın birimi kilogram. Bu arkadaşın zaten bu testte iyice öğrendik. Metre bölü saniye kare. Arkadaşlar bu iki arkadaşın çarpımı kilogram metre bölü saniye karedir ki kendilerine de biz Newton deriz kısaca. Uzun uzun kilogram metre bölü saniye kare değil Newton deriz. Evet, birimi Newton'dur. Dinamometre öyle ölçülür. Evet arkadaşlar bu artık bir ezber bir şey. Kuvveti ölçmek için dinamometre kullanıyoruz ki biz bunu sanırım birinci, ikinci testte de görmüştük arkadaşlar. Temel bir büyüklüktür. Şimdi oldu mu? Olmadı tabii ki. Bak o kadar birim yazdım. Kilogram bir temel, metre temel, saniye temel. Hepsi bir harmanlanmış, birbirine girmiş. Ne olmuş? Türetilmiş bir büyüklük olmuş. Yanlış olan bu. F sembolüyle gösterilir. Evet, F ile gösterilir. Yukarısında da vektörü göstermekte fayda var her zaman için sevgili arkadaşlar. Biz testlerde unutacağız. Bazen göstermeyeceğiz. Neden? Yani F takılacağız. Okla gösterilir. Çünkü kendileri vektörel bir büyüklüktür. Yönü vardır. Evet. Vektöreldir. Zaten burada söylemişim. Böyle gösteriyorsan zaten vektöreldir. Hiç bilmeyen bir insan bu iki şıkkı ya ikisi aynı anda yanlış ya da ikisi aynı anda doğrudur derdi. 11 ile devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Der ki 11. Kuvvetle ilgili olarak höbölüp lüplüp yargılarından hangileri doğrudur? Okuyalım. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. Bak arkadaşlar dikkat. Sonuna dikkat edin. Hissedilebilir diyor. İlla çekme ve itme gerektirmez. Kütle çekim kuvveti. Ama hissedersin bunu. Mesela manyetik bir alana geldin. Pantolonundaki kemerin demiri var. Bir mıknatıs çekiyor seni. Ne yaparsın? Çekme hissedersin. Hissedilir. Sen direkt seni çekmez. Bir şeyle tutup çekmez. Ama bunu hissedersin. İtme ya da çekme olarak. Güzel de örnek değil mi? Fena değil. Evet. 2. Dinamometre ile ölçülür. Evet. Artık hatmettik onu. Dinamometre artık nasıl bir şeyse değil mi? İnternete yazın sevgili arkadaşlar. Dinamometrenin de bir nasıl şekli olduğunu, şemali olduğunu bir görünüz. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabilir. Tabii ki yani. Değil mi? Hareketinde nasıl etki yapar? Duran bir cismi kuvvet uygularsan harekete geçirir. Eğer hareketli böyle gidiyorsa şöyle bir kuvvet uygularsan durmasına da sebebiyet verebilir. Şeklini değiştirir mi? Yukarıdan bastırırsan yamulabilir bu. Şekli de değişebilir. Bu üçünü de doğru kabul ediyorum. Diyorum. 12 ile devam ediyorum ve testimizi nihayetlendiriyoruz 12 ile sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuvvet etkindir? Bak çok güzel temel kuvvetler demiş. Temel kuvvetleri konuştuk zaten doğadaki değil mi? 4 tane ana kuvvetimiz var. Kütle çekim, elektromanyetik, zayıf nükleer, bir de yayın yani güçlü nükleer kuvvet. Uyduların belli bir yörüngede dolanması. Evet, nasıl bir şey? Kütle çekim kuvveti var. Okyanuslarda gelgit olayın olması. Bak arkadaşlar enteresan değil mi? Bunu
kütle çekim kuvvetiyle oluyor arkadaşlar. O her zaman merak ettiğimiz. Ben Tanzanya'ya da gittim. Orada gelgit olayına da şahit oldum. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Sizlere de öneririm. Bir fırsat bulur bu gelgit olaylarını görürseniz çok etkileyici. Gelgit olayları işte dünyanın ayı çekmesi, ayın dünyaya bir çekim kuvveti uygulaması sebebiyle arkadaşlar gelgit olayları oluşur. Elektronların çekirdek etrafında dolanması. Sen nereden çıktın? Atomun, elektronların, atomla bahsediyorsun. Çok farklı bir kuvvet bu. Gezegenlerin güneş etrafında dolanması. Yine kütle çekim. Yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi bizim yer çekimi. Dünyanın kütle çekim kuvvetiyle alakalı. Farklı olan farklı temel kuvvet elektronların çekirdek etrafında dolanmasıdır. Sevgili arkadaşlar, zayıf nükleer akım diyoruz, zayıf nükleer kuvvet deriz. Biz buna da C dedim. 12'ye de C dedik. Sevgili arkadaşlar, böylelikle testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıcakla kalınız.